Hava güzel, üşütmüyor. Tek sıkıntı şu vizörün gri olması abi bak. Gayet aydınlık ya. Bildiğin batmak üzere gibi gösteriyor güneşi böyle. Ha şu villadan, iki villa sonraydı o gri. Oraya geçerken dikkatlice bakacağım. 26 yazıyordu kapısında eminim. Ya büyük bir 26, böyle ev numarası olarak değildir bence o. Sen de titremesen daha iyi be. Bundan sonrakiydi senin bu villadan. Ya da bir tane daha mı vardı? Kamyon helal olsun lan, ne güzel döndü viraj öyle sıfırdan. Allah helal. Böyle geniş dönmedi yani. Hani şey derler ya, kamyon şoförü gibi döndü virajı diye. Adam hiç öyle dönmedi. Demek ki bu biraz yetenek ve tecrübe. Bence yetenekten çok tecrübe abi şoförlük. Tecrübe, stres yönetimi, refleks. Her şey lazım. Arkamdaki yaklaştı yine ya. Ben kaçıyorum, siz geliyorsunuz. Düz yol diye o da mı basıyor, ne yapıyor? Hah, şu gri ev. Burası işte, 26 yazıyordu bunda. Ne acaba? Bir şey de yazmıyor ki, şu villa, bu villa, şurası, burası diye. Bakın. Ne ha burası ya, 20, 26. Çok güzel ya. Böyle gri beton binalara bayılıyorum. Modern de bir yer. Fabrika falandır o ya muhtemelen. Orada arkamdaki kamyon ne kadar yaklaşmış. Adam kaçla geliyor ya arkamdaki kamyon? Yüzle mi yüz? 110'la mı geliyor? Ne yapıyor? Allah Allah. Çılgın gibi geliyor. Freni mi patladı? Ne yaptı? Aman abi. Fren falan patlamasın. Tehlikeli. Onun için de bizim için de tehlikeli. Tarlaya mallaya kırsın bari öyle bir şey olursa. Burası ne, tren yolu mu aga? Ne var burada? Bir şey yok. Ha, bağlantı varmış. Niye öyle tren yolu gibi gördüysen burayı bir an. İleriden keskin bir sol çekeceğim ben. Oraya kadar kamyonlardan kurtulmam lazım. Ne kamyonmuş be, strese soktu bizi arkamızda. Ya buraya gelecekler şimdi, bu bir bilgilendirici video. Nasıl bir zıpladık lan oradan? Duruyor mu la kamera? Duruyor. Nasıl zıplattı bizi be orası? Görünmüyor ki. Ha, vizörden değil, cidden görünmüyor. Bu ne abi? Ha, burada duracağız artık. Ablacım sola döneceğim de buradan gitmek sıkıntı. Nasıl sola dönün ya? Oo, yerler çok fena kayıyor. Bu ıslak neyse şu. Ne bu abi? Çok fena kaydırıyor ya. Ayağım kaydı anasını satayım. Ayağım kaydı. Bundan mı akıyor? Ne oluyor? Ya işte büyük kamyonlar o yüzden tehlikeli. Aa, bu şey değil mi lan bu? Neydi bu? Foseptik aracı. Arkamdaki kamyon da bizi dibimize girdi. Sonra işte kamyonun şurasında olursanız görünmüyorsunuz falan diyorsunuz. Sen de yani ağzıma ağzıma girdin. Aga ayağımın altına bulaştı. O ne ya? Lan lan lan. Hadi kamyon seninle birlikte geçelim. Şunlar da bize izin versin. Öf, şimdi geldi foseptiğin kokusu. Hadi aga, HGS'den geçeceğim ben de. Lan sağ ayak parmağıma kramp girdi ya. Aa, niye böyle oldu? Çerkezköy gişesi mi? 30 dakika diyor. Ben buradan mı geçmiştim? Buradan geçtim galiba. Elim kolum. E hiç ışık mışık yanmıyor burada. Niye öyle? Ben boşuna mı cebime koydum kartımı? Burayı kaçırmamak lazım. Bakın burası Çorlu, Sapa, orada Edirne, İstanbul mu ne bir şey yazıyordu. Bakarız ya videodan. Oh be, bitti kamyonlar. Allah kahretmesin. Oh, kaç? Yarım saat var. Tamam. Saat 5:30 gibi görünüyor. Titriyor ama.
6 diyelim ya. 6'da evdeyiz inşallah. Şöyle ben en sağ şeritten gideyim de buradan. İsteyen bassın gitsin abi. Beni geçsin yani, sollasın. İsteyen sollar, beni ilgilendirmez. Dayıcım sollasana, ne sağdan geliyorsun ya? Allah Allah, değişik tipler. Hayır ya, sağa aynaya bakmasak, azıcık daha ben sola yanaşıp gitsem bu şeritte adam sağdan geçecek. Sonra görmeyip son anda vuracağız. Manyak manyak bunlar, valla deli bu insanlar, çılgın. Onlar ikisi kapışıyorlar. Kapışın abi, beni bulaştırmayın. Ben evime gideyim güzelce. Çayımı kahvemi içtim bugün. Akşam yemeğime yetişeceğim. Yemeğim hazır zaten evde. Akşam yemeğime yetişeceğim de. Hop. Konuşacak bir şey de kalmadı ya. Ne anlatayım ben size? Böyle arada susmak lazım. Hop hop hop. Çok konuştum, faydasını görmedim. Ben de sustum. Kimin repliğiydi abi? Erdal Tosun muydu? Allah rahmet eylesin. Hangi filmde? Organize işlerde söylüyor sanırım, değil mi? Çok konuştum ben de. Çok konuştum, faydasını görmedim. Ben de sustum. Mantıklı. Çok güzel, felsefik bir söz. Bu da şey, geç de yani şeyle geçiyor. Mıy mıy mıy. Bas gaza ya. Bas azıcık ya. Geç madem geçeceğim. Böyle sağdaki araçla aynı hızda sollama yapılır mı lan? Arkamızda kalsın. Biz onunla hemen hemen aynı hızlarda gidiyoruz zaten. 95. Birazcık daha kıçımızı şöyle sola doğru atalım ki kamyonu sollarken bizi de görsünler. Ama burada hep yama var yolda. Çok kötü. Çorlu'ya kaç? 25 yani 20 dakika. 27 dakika diyor. Evet. Trafik mırafik vardır. Normal. Ne yapsam? Yemeği dışarıda yiyip öyle mi gitsem eve? Yoksa bir şey mi yapsam? Evde mi yesem? Evde yemeğim var da. Bir an öyle aklımdan geçti be. Fabriğe falan gidip. Ama fabrik de doludur şimdi akşam akşam. Aklıma bir şey geldi. Bakayım arkamız. Serbest. Şunu açar mısın aga? Ev dışına kur, alarmımızı kuralım eve. Bir an unuttum onu. Allah seni. Nasıl bozuk yol, nasıl bozuk yol. Tamam, kuruldu. Eyvallah. Tamam lan, kurdum alarmı. Bir an aklıma geldi ya. Evimde alarm var da girişte. Evin içinde kamera var. Alarm var. Sitede oturuyorum ama yine de ihtiyaç oluyor öyle şeylere. Daha siteye taşındığım ilk zamanlarda kapım zorlandı abi. Şaka gibi ya, şaka gibi. Maalesef öyle. Aa bak, tesis var. Meşhur kuru fasulye mi? Ulan şu kuru fasulyenin meşhuru da. Benzinlik var mı acaba burada? Hata mı? Ne hatası lan? Gelen yoktu mu? Ne yazıyor orada ya? Ben şu tesise bir gireyim ya. Ağır meşanı. Benzin alsak mı? 90 kilometre oldu. Bir gireyim, azıcık durayım bari. Aa evet evet, ben buraya gelmiş. Aa burada Starbucks var. Ulan burada Starbucks vardı. Yok muydu lan? Burası orası değil aga. Yok abi, değil. Kesinlikle değil de bir sıcak bir çay istedi canım ya. Bir dakika ya, burası neresi? Ben burayı nereden hatırlıyorum? Ulan hepsi de birbirine benziyor ya bu dinlenme tesislerini. Ne yazıyor? Tornejo Americano yazıyormuş.
LED'in üstü patlamış ya, tornacı diye okudum Amerikan'da. Tornacı mı dedim, ne işi var lan tornacının burada acaba işte.